Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi hani anlaşılması biraz daha kolay olsun diye bir PowerPoint hazırladım. Onu paylaşmak istiyorum. Saniyenizi rica edeceğim. Evet, benim bugün aslında yani Türkiye'de genel itibariyle Çinli Müslümanlar denildiği zaman ilk akla gelen tabii ki hani Türkiye Müslüman unsurlar oluyor. Bugün Uygurlar olarak da bilinen. Ama benim daha çok çalışma alanım, şöyle yapmam gerekiyor galiba. Çalışma alanım, çalıştığım konu Çince konuşan Müslümanlar üzerine. Aynı zamanda kendileri Hui olarak da biliniyor ama Hui kimliğinin oluşumu yani bir etnik kimlik olarak Çin'de oluşumu tarihsel süreçleri içerisinde incelenmesi gereken bir konu. Bu da benim zaten kitabımın ilk iki chapter'ında ele aldığım bir mesele. Biraz bugün de bahsedeceğim. Bu prezentasyonu aslında bu sunum aslında Can Çangcı ile başlamak istiyorum. Can Çangcı kendisi Çince konuşan bir Müslüman. Aynı zamanda Maoist dönemde bu genç kültür devrimindeki genç hareketinin önderlerinden bir tanesi. Daha sonradan yani kültür devrimi sırasında Müslüman değil aslına bakarsanız ateist birisi. Daha sonradan Müslümanlığa geri dönüş yapıyor. Ve Ruhun Tarihi adı altında Çin'deki Müslüman tarikatları anlatan bir kitap yazıyor. Bir roman yazıyor ve enteresan bir şekilde bu roman 1990'ların ortasında Çin'de en çok satan romanlardan bir tanesi haline geliyor. Can Çangcı çok da transnasyonel bağlantıları da olan birisi. Türkiye'de gelmişti bundan birkaç sene evvel. Ve bana da söylemişti. Daha sonra onun yazılarında da gördüm. Kendisinin bir argümanı var. İşte Çin Seddi diyor. Aslında Çin'in kuzeyinde değildir. Bunu bu şekilde düşünmek büyük bir hatadır. Aslında Çin'i ve Asya'yı koruyan set Akdeniz boyunca uzanmaktadır. Yani bu Asya'nın aslında baktığınız zaman büyük yani bahri bir büyük settir ve bu büyük set Osmanlı'nın çöküşüyle beraber yıkılmıştır. Osmanlı'nın kaybı bu açıdan bakıldığı zaman Cang'a göre Çin ve Asya'yı emperyalist tehditlere açık hale getirmiştir. Can Çalıncı aslında bunu 1990'larda söylüyor ama geriye gittiğimiz zaman Çin milliyetçiliğinin babası olarak da bildiğimiz Sun Yat-sen 1924 yılında Kobe'de Japonya'da yaptığı bir konuşmada benzer bir argümanda bulunuyor. Japonya Asya'nın doğudaki barikatıdır. Türkiye ise Asya'yı koruyan batıdaki barikattır diye bir söylemi var. Çin entelektüellerinin aslında ilgisine bakarsak bu 1920'lerden önce Jön Türk Devrimi ile başlıyor diyebiliriz. Yani en çok Türkiye ilgisinin arttığı dönem Jön Türklere tekabül ediyor. Bu Jön Türk devrimine olan ilginin hem Çin'deki devrimci, milliyetçi unsurlar arasında hem de Çin'deki reformcu, meşrutiyetçi unsurlar arasında, entelektüel arasında yaygın olduğunu görüyoruz. Şimdi enteresan bir şey burada. Önce tabii sizi aslında ben buraya bir, şurada da görüntü biraz şey yapıyor bunu böyle şuraya çekmek istiyorum. Sizi görmeyin diye. Bir saniye. Ha, şöyle daha iyi olacak sanırım. Hale biz ilk slide'ı görüyoruz hala değil mi? Tamam, evet. Sen tamam. Alamadım daha. Ha, bazen konuşmacı slide değiştiriyor biz göremiyoruz da onu şey yaptım. Pardon. Şimdi size aslında birazcık reformcularla bu devrimciler, milliyetçi devrimciler arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce tabii ki hani en son yani Çin tarihine aşina olmadığınız için bu en son Çin hanedanlığından bahsedeceğim. Çin hanedanlığı 1644-1911 yılları arasında Çin'e egemen olmuştur ve yani aslına bakarsanız Han Çinlisi olmayan Hanlar bizim bildiğimiz dominant Çinli etnik grup. Han olarak biliniyor. Han Çinlisi olmayan bir yarı göçebe topluluk tarafından yönetilmiştir. Yani hanedan, saltanat ailesi Mançolar olarak bilinen han olmayan yarı göçebe bir topluluk idi.
Bunlar 19. yüzyılın ortalarından itibaren baktığınızda başta İngiltere olmak üzere emperyal devletlerin saldırıları sonucu, yani bu devlet eski statüsünü ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmeye başlıyor. Bu anlamda bayağı Osmanlı ile de benzerlikler arz ediyor. Afyon Savaşları sonrası, 1830'larda gerçekleşen Afyon Savaşları sonrası Osmanlı'da kapitülasyonlar olarak adlandırdığımız sisteme benzer bir takım ayrıcalıkları yabancı güçlere vermek durumunda kalıyorlar. Eski düzenin aynen devam edemeyeceğini fark ettikleri zaman da öz güçlendirme adı altında bir takım reform adımları atılıyor. Bunlar başlangıçta Batı'nın teknik bilgisinin alınması ve bu şekilde konfüçyen politik ve ahlaki sistemin korunmasını hedefleyen muhafazakar adımlar olarak görülebilir. Ancak 1860'larda atılan bu adımlar 1895 yılında yani 1895 yılında Çin'in Japonya tarafından mağlup edilmesi sonucu başarısız oldu bu özgeçlendirme. Yani işte teknik bilgiyi alalım, konfüçyen ahlaki ve politik öğretiyi koruyalım anlayışının aslında başarısız olduğu görülüyor. Ve bu dönemde bu reform denilen hareketin, yani özgüçlendirme denilen hareketin sadece ve sadece teknik bilgiyle sınırlandırılamayacağı, politik ve aynı zamanda kültürel bir dönüşümün de gerekli olduğu düşüncesi ön plana çıkıyor. Bu noktada baktığınız zaman dediğim gibi iki grup karşımıza çıkıyor 19. yüzyıl sonunda. Reformcular ve devrimciler. Reformcular hanedanlığın devamından yanaydılar. Meiji tarzı, Japonya'daki Meiji tarzı bir meşruti monarşi, yani imparator tarafından başlatılacak bir meşruti monarşi sisteminden yanaydılar ve aynı zamanda Çin İmparatorluğu'nun çok etnili, çok dinli yapısının korunması gerektiğini düşünüyorlardı. Devrimciler öte yandan Manço Hanedanlığı'nın devrilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çünkü Mançolar Han olmadıkları için aynı zamanda ırkçı, devrimciler aynı zamanda ırkçı, milliyetçi, sosyal darwinist bakış açısından oldukça etkilenmiş durumdalar. Çin'in gerçek sahibi olan Han merkezli bir ulus devlet inşasının gerekli olduğunu ve bunun da ancak ve ancak cumhuriyetin, yani hanedanlığın yıkılması, Çin İmparatorluğu'nun yıkılması ve cumhuriyetin ilanıyla mümkün olabileceğini söylüyorlar. Şimdi böyle bir ayrım var entelektüel dünyada. Yani enteresan olan reformcuların başında böyle, yani hani reformcular arasında çok meşhur bir figür var. Kang Youwei adında. Kang Youwei enteresan bir şekilde Jön Türk devrimi ihtilali olduğunda 1908 yılında İstanbul'da. Ve İstanbul'dan hatta ihtilalle ilgili haberler, raporlar yolluyor. Ve kendisi aslına bakarsanız İstanbul'da olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi Çin İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nun çok benzer bir tecrübeye sahip olduğunu düşünmesi. Yani aynı zaman bunların aynı tip olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Aynı tip ya da aynı ırk şeklinde de çevirebiliriz. Aynı ırk derken aslında Türklerle Çinlilerin çok eski zamanlarda, antik dönemlerde ortak bir ırktan oluştuklarını iddia ediyor. Ama aynı tip derken bir yandan da iki işte emperyal devletinde, bir tanesi işte doğunun hasta adamı, bir tanesi batının hasta adamı, aynı emperyalist tehditler altında, aynı işte özgüçlendirme faaliyetleri ile işte bir böyle kendilerini, kendisini kurtarmaya çalışan benzer tecrübelerden geçen iki imparatorluktan bahsediyoruz. Hatta imparatora gönderdiği bir teklif var. O teklifte de Osmanlı'nın tecrübesinden uzun uzun bahsediyor Kang Youwei. Yalnız Kang Youwei, yani biz tabii ki 1908 devrimi, meşrutiyeti getiren bir devrim, ancak tabii ki bir ihtilaldir, yani yukarıdan aşağıya olmuş bir ihtilaldir ve Kang Youwei'in bakış açısıyla yani bu devrim Osmanlı'da başarısız olmuştur ve aslında devrimlerin neden, yani devrimin neden Çin için uygun bir yöntem olmadığını gösteren de bir örnektir. Kang Youwei'nin bakış açısıyla, yani Osmanlı'daki bu ihtilalin başarısızlığını bir örnek olarak sunmaktadır. Ama Çin devrimciler için, milliyetçi devrimciler için
bu işte yukarıdan aşağıya olan yıkıcı, Kan Yüvey için yıkıcı olan bu devrim, milliyetçi devrimciler için aslında Çin için iyi bir modeldir ve taklit edilmesi gereken bir modeldir. Ancak bu düşünce çok kısa bir süre sonra dönüşüyor. Çünkü yani bahsettiğim gibi devrimciler aynı zamanda sosyal Darwinist ve ırkçı milliyetçiler. Anti-Manchu dediğimiz bir grup bunlar. Ve kendilerine şu soruyu soruyorlar. Ya bizim kendimizi Türklerle özdeşleştirmemiz ne kadar doğru? Yani Türkler de aynı Mançular gibi Anadolu'ya sonradan girmiş ve orada kendilerinden üstün olan milletleri bir şekilde kolonize etmiş bir unsurdur. Eğer biz bir özdeşlik kuracaksak, o kurduğumuz özdeşlik Türklerle değil, Yunanlılarla olmalıdır. Tıpkı Yunanlıların hani Türklerden daha üstün bir medeniyete sahip olması gibi, biz Hanlar da Mançulardan daha üstün bir medeniyete sahibiz. O yüzden örnek almamız gereken model Yunan bağımsızlık hareketi olmalıdır şeklinde bir düşünceleri var. Şimdi bu Türkiye ilgisi aslında 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte tekrardan canlanıyor diyebiliriz. Bu dönemde Türkiye ile ilgili yazılan neredeyse bütün kitaplar ve makaleler Yön Türk devrimi ile Kemalist devrimi karşılaştırıyorlar. Çok enteresan bir şekilde hep böyle bir karşılaştırma var. Bu karşılaştırmalara baktığımız zaman bir takım argümanlar ön plana çıkıyor. Birincisi, Yön Türk devrimi bir örnek olarak alınamaz çünkü onlar rejim ile uzlaşmışlardır. İşte padişah ile uzlaşmaya çalışmışlardır. Ancak Cumhuriyetçi devrim net bir kırılma ve dönüşüme sebebiyet vermiştir. Bu dönemde tabii yani 1923 yılında Cumhuriyet Türkiye'de ilan edildiğinde çoktan Çin'de zaten Çin Hanedanlığı yıkılmıştı. 1911 yılında Çin Hanedanlığı yıkılmıştı ve Cumhuriyet kurulmuştu. Ancak ve ancak Türkiye'den farklı olarak bu Cumhuriyet başarısız olmuş bir cumhuriyetti. Yani Çin'in fragmente yapısı devam etmekte ve hatta Çin'in farklı bölgeleri bir takım savaş lordları diyebileceğimiz unsurlar tarafından yönetilmekte. Yani bir başarısız olmuş bir cumhuriyetçi devrimden bahsediyoruz. O yüzden tekrar geri dönüp Türkiye örneğine bakıyorlar diyebilirim. İkincisi, Yön Türk devrimin kapitülasyonlara son verememiş olmakla beraber Cumhuriyet devrimi, Cumhuriyetçi devrim anti-emperyalist bir zaferdir. Ve bu da tabii ki bu işte kapitülasyonların falan tamamen ortadan kaldırılması, eşit olmayan anlaşmaların tamamen işte reddedilmiş olması vesaire, bu Çinliler için çok önemli bir başarı olarak görülüyor. Çünkü dediğim gibi 1911 devriminden sonra Çin'de kurulan rejim, Çin'deki bizim kapitülasyonlar olarak adlandırdığımız işte yabancı devletlere verilen ayrıcalıkları kaldıramıyor. O yüzden hala o anti-emperyalist mücadele devam ediyor. Bu açıdan da Türkiye onlar için önemli bir örnek oluyor. Diğer bir unsur ise Yön Türk devrimi imparatorluğun multietnik ve multidinli yapısını koruyor. Bir ulus devlet inşa edemiyor. Tabii ki devrimci milliyetçilerin en önemli amaçlarından bir tanesi bir ulus devlet inşası ve bu Cumhuriyet tarafından başarılmış durumda. Bu da önemli bir nokta olarak ön plana çıkıyor. Ama baktığınız zaman 1920'lerde yazılan Türkiye ile ilgili metinlerle 1930'larda yazılan Türkiye ile ilgili metinler farklılık arz ediyor. Şöyle ki 1920'lerde yazılanlar vatandaşlık esasına dayalı bir ulus kurulduğundan bahsederken 1930'larda yazılan Türkiye hakkındaki metinler Çin'de daha çok kültürel ve etnik olarak homojen bir ulus yaratmayı başarmış olmasından övgüyle söz ediyorlar. Bu da 10 yıl içerisinde Çin'de Türkiye algısında oluşan bir dönüşüm diyebilirim. Bundan daha bahsedeceğim, yani 20'ler ile 30'larda ne gibi farklılıklar olduğundan bahsedeceğim. Şimdi bir diğer enteresan bakış açısı ise işte Yön Türk hareketinin bir ihtilal olması, yukarıdan aşağıya bir azınlık tarafından empoze edilmiş bir hareket olması, Cumhuriyet Kemalist devrimin ise Mustafa Kemal'in liderliğinde halkın iradesinin bir gerçekleşmesi olarak ortaya çıkması. Bu da dediğim gibi 1920'ler ve 1930'lara baktığımız zaman bir farklılık arz ediyor yine bakış açısında.
1920'lerde dediğim gibi Mustafa Kemal, yani halkın bir iradesi var, halkın bir arzusu var. Mustafa Kemal de bunu gerçekleştiriyor. Ama 1930'larda global anlamda bir entelektüel dönüşümden söz ediyoruz ve Türkiye'de bir dönüşüm var, Çin'de de bir dönüşüm var, global bir entelektüel dönüşüm var ve bu global dönüşümün içerisine baktığınız zaman işte hem Büyük Depresyon'dan dolayı hem parlamenter sistemlerin başarısız olduğunun düşünülmesinden dolayı otoriter modellere karşı bir ilgi artışı olduğundan bahsedebiliriz. Yani artık 1930'larda Türkiye'de ulus devlet inşası, işte cumhuriyet, milli iradenin bir yansıması olarak değil, Mustafa Kemal'in aslına bakarsanız halka rağmen halk için attığı bir takım adımlar olarak görülüyor. Yani otoriter tek parti rejiminin başarısı olarak görülüyor. Bu tabii ki Türkiye'ye has bir bakış açısı değil. Bu dönem dediğim gibi global olarak, yani genel olarak entelektüeller arasında otoriter kalkınmacı modellere karşı artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. Hatta 1930'larda Milliyetçi Parti'nin başındaki Çankaya Şekin faşist olduğu, çünkü Almanya modeliyle çok fazla ilgilendiği söylenir. Hakikaten 1920'lerde Milliyetçi Parti Sovyet Rusya'dan işte bir takım danışmanlar getirtirken 1930'larda bu Sovyet danışmanların yerine Alman danışmanlar getirilmeye başlanmıştır ve Milliyetçi Parti bir Alman askeri ve işte parti disiplini esasına dayalı olarak yeniden organize edilmeye çalışılmıştır. Ancak tabii şunu da söylemek gerekir ki Chiang Kai-shek yani Alman modeline olan ilgisinde yalnız değildi. Nazi modeline karşı çok ciddi olarak ilginin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Biz yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep o döneme baktığımız için bunu anlayamıyoruz ama Alman modeli o dönemde yani çok ciddi otoriter bir kalkınma başarısı olarak görülüyor ve dünyanın birçok tarafı yerinde entelektüeller ve siyasi figürler tarafından ilgiyle ve hayretle izleniyor. Ama şunu da söylemek gerekir ki yani Chiang Kai-shek faşist miydi sorusunun cevabını ben aslında kitapta arıyorum ama olmadığını da düşünüyorum. Çünkü Chiang Kai-shek sadece Almanya'ya bakmıyor. Bu kalkınma modelleri içerisinde Almanya yanında Türkiye var otoriter kalkınma modeli olarak 1930'larda. Sovyet Rusya var, Japonya var ve yani bir takım başka otoriter modeller de var. Türkiye ilgisi mesela çok enteresandır. Chiang Kai-shek'in otobiyografisinde, pardon, günlüklerinde arabada yolculuk ederken Türkiye modernleşmesi tarihi üzerine bir kitap taşıdığından bahseder ve araba yolculuklarında böyle ara ara o kitabı incelediğinden bahseder. Dediğim gibi bu dönemde entelektüeller arasında ciddi otoriter modellere karşı artan bir ilgi var. Bir tane ben işte Jiang Tingfu diye Kolombiya'dan PhD'sini almış bir diplomat, aynı zamanda bir tarihçi. Onun makalelerini okurken çok böyle hani vurucu bir şey buldum, paragraf buldum. Hani farklı modellerin nasıl tek bir potada eritildiği üzerine ve 1930'lar Türkiye'sinin nasıl algılandığı üzerine. O paragrafı Türkçe'ye çevirdim. Onu okumak istiyorum. Bu dört ülkenin deneyimi, bunlar Rusya, Sovyet Rusya, Japonya, Türkiye ve Almanya sanırım. Bu dört ülkenin deneyimi çok önemli ortak unsurlara sahiptir. Dördünde de modernleşme yukarıdan aşağıya doğruydu. Rusya'da modernleşmenin başlatıcısı Büyük Petro'ydu. Japonya'da modernleşmenin başlatıcısı azınlık elit sınıfı olan politikacılardı. Çin'de modernleşmenin başlatıcısı Tongzhi döneminin etkili yetkilileriydi. Türkiye'de modernleşmenin başlatıcısı Batı Avrupa'da eğitim gören küçük bir entelektüel gruptu. Bütün bu ülkelerde kitleler modernleşmeye karşı çıktılar. Bu ülkelerin halkının özellikle daha muhafazakar olduğu anlamına gelmez. Hangi ülke olursa olsun kitleler muhafazakardır. Yaratıcılık bir azınlığın görevidir. Şinhai devrimi sırasında eğer ülke halkı devlet sistemiyle ilgili konularda oy kullanma fırsatına sahip olsaydı, halkın %80'i ile %90'ı imparatora oy verirdi. Bugün insanlardan otoyollar hususunda oy vermeleri istense otoyollara karşı oy kullanacaklardır. Yani bu tipik istemezlik zihniyetinin bir yansıması. Kemal halk iradesini izleseydi kadınların kurtuluşu gerçekleşemezdi.
Batı'da okuyan bizler bilinçsizce o bölgenin halkın iradesi felsefesini aldık. Yani o kültürün. Koşullarımızın tamamen farklı olduğunu unuttuk. Devrimden önce Türkiye'deki yenilenme, Çin'in son yıllarındaki reformlara çok benziyordu. Bu reformlar gönülsüzdü. Başarı elde edilemedi. Maliyet çok büyüktü. Bu tür reformlar nedeniyle tüm ülke neredeyse yok oldu. Kemal'in siyasi iktidarı birleştirmek için katı yöntemler izlemesi ve siyasi otoriteyi muhalefeti ortadan kaldırmak için kullanması ile Türkiye gerçekten gençleşmeye başladı. Yani bu tam olarak aslında 1930'lardaki bu kahraman kültü anlayışının gelişmesine tekabül ediyor. Yani baktığınız zaman Max Weber, işte Gustav Le Bon, Friedrich Nietzsche, bunların düşüncelerinin çok zaman işte tek parti rejimlerinin, tek adam rejimlerinin meşrulaştırılması için kullanıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda mesela Almanya'da Hitler Atatürk'ten övgüyle bahsediyor. Yani işte volkanik bir şahsiyettir kendisi şeklinde bir bahsi var. Yine işte tarihe geçecek önemde bir modeldir kendisi şeklinde bir durum var. Yani böyle bir kahraman kültürüne tekabül ediyor ve Türkiye algısı da 1930'larda bu yönde değişiyor. Şimdi diğer bir nokta ise eleştirilen Jön Türklerde, Jön Türk devriminin yani mütereddit bir modernleşme getirdiği, ikili bir yapı kurduğu, Kemalist devrimin ise toptan bir modernleşme sağladığı ve laiklik ilkesini getirdiği düşüncesi. Şimdi yine 1920'ler ve 1930'larda bir farklılık gözlüyoruz. 1920'lerde seküler devrimler çoğulcu demokratik bir ulus inşası için gerekli görülüyor. Yani ırk ve dinden bağımsız, eşitlik esasına dayalı bir ulus inşası için gerekliydi bu seküler devrimler şeklinde bir argüman varken, 1930'larda bu seküler devrimlerin rızaya dayalı olmadığı ve olmaması gerektiği ve üstüne üstlük homojen bir ulus inşası içinde topluma empoze edilmesi gerektiği gibi bir düşünce oluşuyor. Yine 20'ler ve 30'lar farkından bu noktada da bahsedebiliriz. Şimdi benim çalışma alanım tabii ki bu bahsettiğim genelde hani genel Çin entelektüelleriydi. Han diye bahsedebileceğimiz entelektüellerdi. Ama benim çalışma alanım genel itibariyle Çince konuşan Müslümanlar üzerine biliyorsunuz. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Çince konuşan Müslümanlar yani böyle bir aracı görev de görüyorlar. Türkiye hakkında bilgiyi Çin'e taşıyan unsurlar aynı zamanda. Onlar nasıl bakıyorlardı Türkiye devrimlerine, Türkiye modernleşmesine, Türkiye'deki laiklik politikalarına? Biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle Çinli Müslümanlar için Türkiye'nin başarısı yani Müslümanların bir başarısı ve potansiyeli olarak görülüyordu. Yani bu çok önemli çünkü Türkiye aslında başarısıyla Çinli Müslümanlara özgüven vermekle beraber aynı zamanda Çin'e de Müslümanların aktif birer yani Çin'i dönüştürücü ve Çin'i ileriye taşıyıcı bir unsur olarak lanse etmelerine yardım ediyordu diyebilirim. Yani Türkiye'nin başarısı. Yalnız burada bir ikilem var tabii ki. Çünkü yani Türkiye bu dönemde batılılaşıyor. İşte batıcı devrimler, işte sekülerleşiyor, laikleşiyor. Ama yani Çinli Müslümanlar için İslam çok önemli bir unsur. Onların kimliğini tanımlayan çok önemli bir unsur. O zaman biz bunu nasıl anlamlandıracağız sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü yani Çinli Müslümanların işte batılılaşması, sekülerleşmesi demek onların asimile olması ve kimliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Ve bundan da titizlikle kaçınıyorlar. Yani Han topluluk içerisinde erimekten yani yüzyıllardır bunun mücadelesini veriyorlar. O zaman biz bunu nasıl anlamlandıracağız gibi bir soru soruyorlar. Bir de burada bir küçük bir anekdot geçebilirim. 1924 yılında Çinli Müslümanlar tıpkı Hint Müslümanları gibi işte böyle bir takım antikalar, şunlar bunlar topluyorlar. İşte bunları işte Türkiye'ye yardım amacıyla yollayacaklar. Bir duyuyorlar ki işte hilafet ilga edilmiş, hilafet kaldırılmış. Onun üzerine büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar ve işte bu planı, para gönderme planını tamamen işte
bundan vazgeçiyorlar diyebilirim. Şimdi dediğim gibi ama yine de Türkiye başarısı onlar için çok önemli olduğu için bunu bir şekilde anlamlandırmaları gerekiyor, meşrulaştırmaları gerekiyor. Ne yapabilirler, nasıl bir süreç işledi, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim ki öncelikli olarak Türkiye'yi izleyen Çinli Müslüman entelektüeller hiçbir zaman Mustafa Kemal'in işte samimi bir Müslüman olduğu düşüncesinden vazgeçmediler. Ve her daim Kemalist reformları dini bir yorum ile meşrulaştırma çabası içerisine girdiler. Öncelikli olarak söyledikleri şeylerden bir tanesi, tamam evet dini kurumlar tasfiye edilmiş olabilir. Dini pratiklerin bir kısmı yasaklanmış olabilir. Ancak bunlara rağmen baktığımız zaman Kemalist devrimler, Kemalist politikalar öz dini değerler ve ilkeleri canlandırmıştır. Bunlar ne gibi? Tabii ki reformcuların bakış açısıyla bu İslam'ın öz değerleri nelerdir? Eşitlik, adalet, dayanışma gibi bir takım ilkeleri canlandırmıştır. O açıdan aslında özünde İslami bir harekettir diye bakıyorlar. Bir diğer unsur ise Diyanet İşleri'nin kurulması. Yani hani bakın Diyanet İşleri'nin kurulmasıyla beraber aslında Türkiye Mustafa Kemal dini elimine etmediğini gösterdi. Yapmaya çalıştığı şey işte heterodoks sapkın dini anlayışların ortalıkta gezinmesini engellemek ve doğru din anlayışının halka anlatılmasını sağlamak ve bu çok önemli Çinli Müslümanlar arasında çünkü Çinli Müslümanlar diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak çok basit ritüeller üzerine büyük kanlı çatışmalar yaşayabilmiş bir topluluk. Ya işte orucumuzu işte açık mı namaz kılacağız yoksa işte önce namaz kılıp sonra mı orucumuzu açacağız gibi bir takım böyle basit ritüel tartışmaları. Tabii altında çokça ekonomik, sosyolojik sebepler var. Bunlar hep böyle bardağı taşıran damlalar. Yanlış anlaşılmasın o anlamda. Ama yine de bu açıdan yani bu basit meselelerin büyük çatışmalara sebebiyet vermesinden dolayı bu tarz bir kurumun çok faydalı olduğunu düşünüyorlar ve işte Mustafa Kemal'in de samimiyetini gösteren bir şey olarak görüyorlar. Aslına bakarsanız bu Türkiye devletinin, Kemalist devrimlerin İslami ilkeleri canlandırdığı düşüncesi Çinli Müslümanlara sadece has bir düşünce değil. Bu düşüncenin en önemli temsilcilerinden bir tanesi baktığınız zaman Hindistan'da ki çok önemli entelektüellerden bir tanesi olan Muhammed İkbal. Bir kere Muhammed İkbal öncelikli olarak kutsal ile seküler, ruhani ile dünyevi olan arasındaki ikilemi tamamen reddediyor. Şimdi burada baktığınız zaman mesela kendisinin şöyle bir düşüncesi var. Tevhidin özü eşitlik, dayanışma ve özgürlüktür. Bunlar İslami ilkeler. Devlet, İslami bakış açısından İslami ideal ilkeleri uzay zaman güçlerine dönüştürme çabasıdır. Onları belirli bir insan örgütünde gerçekleştirme arzusudur. İslam'da devlet sadece bu anlamda bir teokrasidir. Despotik iradesini her zaman sözde yanılmazlığının arkasına saklayan, Tanrı'nın yeryüzündeki bir temsilcisi tarafından kurulan yönetim değildir. Kur'an'a göre nihai gerçeklik ruhsaldır ve zamansal faaliyette tezahür eder. Ruh fırsatlarını doğal, maddi, seküler olanda bulur. Bu nedenle seküler olan her şey aynı zamanda kutsaldır. Şimdi bu bakış açısından hareketle Muhammed İkbal Türkiye'deki reformlar hakkında yaptığı değerlendirmede şöyle bir şey diyor. Hakikat şudur ki günümüzdeki Müslüman milletler arasında sadece Türkiye dogmatik uykusundan silkinmiş ve benlik şuurunu kazanmıştır. Sadece o entelektüel özgürlük hakkını sahiplenmiştir. Sadece o ideal olandan gerçek olana geçmiştir. Yani diğerleri ise eski değer ve yargıları tekrar etmektedirler. Mustafa Kemal'in yaptığı şey Cumhuriyet'in ilanıyla aslında bir içtihat. Yani aklın modern meseleleri çözmesi için kullanılması metodu bu İslam fıkhında. Yani aklını kullanarak işte sistemsel, kurumsal değişikliklere gidiyor ve aslında Cumhuriyet'le beraber İslami prensipleri
gerçekleştiriyor diye bir düşüncesi. Şimdi yani bu durumda cumhuriyet dediğimiz şey İslam'ın ruhu ile uyumlu oluyor. Hatta İslam dünyasını özgürleştirici yeni bir güç olarak aynı zamanda gerekli oluyor. Sadece uyumlu değil, aynı zamanda gerekli bir sistem oluyor. Şimdi tekrardan Çinli Müslüman unsurlara dönersek, Çinli Müslüman unsurlar için, yani Türkiye modelini takip eden Çinli Müslüman unsurlar için, Türkiye anti-emperyalist mücadelesinde Müslüman ve gayrimüslim milletler için bir model teşkil ediyor. Ve Çinli Müslüman entelektüeller de Çin'in anti-emperyalist mücadelesinde çok aktif unsurlar. Yani o söylem onlarda çok güçlü ve çok ilginç bir şekilde anti-emperyalizm ve milli bağımsızlık bunların bakış açısıyla İslam'ın ana misyonu haline geliyor. Yani her şeyden önce yapılması gereken şey milli bağımsızlığın tesisi ve işte emperyalizmden kurtulmak. Ve bunu da Türkiye başardığı için aslında İslam'ın ana misyonunu da gerçekleştirmiş oluyor. Yani bir Müslümanlar için ve gayrimüslimler için bir örnek model haline gelmiş oluyor. Şimdi hatta baktığınız zaman hilafetin kaldırılmasının bile bu zemin içerisinde değerlendirildiğini görüyoruz. Yani anti-emperyalist mücadele zemininde değerlendirildiğini görüyoruz. Ben bir tane örnek vermek istiyorum. Din Zhongming diye bir arkadaş var. Çince konuşan Müslüman bir entelektüel kendisi. Ve El Eser Üniversitesi'nden eğitimli falan, oradan işte mezun. Ve Türkiye'nin hilafeti kaldırmasını bir şekilde meşrulaştırdığı bir makale yazıyor. Ve bu makalede işte bu antik Çin felsefesindeki işte savaş stratejileri üzerine olan bir kitap var. 36 Savaş Hilesi diye. Oradan bir böyle bir maddeyi çekiyor. Bu da düşmanın güvenini kazanmak için kendini hasar verme. Ve tam olarak aslında Mustafa Kemal'in hilafeti kaldırarak bunu yaptığını düşünüyor. Yani hilafet var olduğu sürece Türkiye hep bir tehdit olarak algılanılıyor Batı tarafından ve Batı işte bu emperyalist haçlı zihniyeti falan bu sayıklarla hareket ediyor ve Türkiye'yi her daim hilafetin potansiyelinden dolayı bir tehdit olarak algılıyor ve bu tehdit ortadan kalktığı için artık işte emperyalist kuvvetler bir şekilde rahatlıyorlar. Türkiye'yi artık bir tehdit olarak görmüyorlar ve bundan dolayı da Türkiye ulusal kalkınmasına odaklanabiliyor. Bu birinci argümanı. Bunun ötesinde aynı zamanda hilafeti yoz ve istismara sebep olan bir kurum olarak tarihte tezahür ettiğini söylüyor. Yani bir potansiyeli var ama bu potansiyelini gerçekleştirememiş, işte despotik sultanların altında yozlaşmış, istismarcı bir kurum haline gelmiş. Aynı zamanda günümüz çağında uygulanabilir değil şeklinde bir görüşü var. Bu tarz aslında bir makale çok enteresan bir şekilde Caleb Gates'ten. Ben böyle Çince bu Müslüman dergileri tararken karşıma çıktı. Kim ki bu Caleb Gates'ten? Benim o zaman Boğaziçi'yle de bir alakam yok yani. Diye baktığım zaman bu Robert Kolej'in rektörlerinden bir tanesi. Onun hilafetin kaldırılmasını dini açıdan meşrulaştırdı ki kendisi Müslüman değil. Bir makalesini bizim Çince konuşan Müslümanlar Çince'ye çevirmişler. Ve orada da işte Caleb Gates işte peygamberin bir hadisi var. İşte benden 30 yıl sonra hilafet olmayacaktır diye. Ve o hadise referans veriyor ve bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve bu da bizim Yuehua diye bildiğimiz çok böyle Çinli Müslümanların en önemli dergilerinden bir tanesi. O dergide yayınlanıyor. Baktığınız zaman aslında Mustafa Kemal de ilk başlarda hilafeti kaldırdığı zaman buna benzer dini argümanlar öne sürmüştü. Bu hilafetin kaldırılmasının aslında yani şöyle bir şey, yani hilafetin aslında bir potansiyeli olmadığı düşüncesi çok yaygın bir düşünce değildi. Yani hani bundan sonra uygulanamaz bir şey düşüncesi çok yaygın bir şey değildi. Baktığınız zaman Muhammed İkbal mesela hilafetin gelecekte tekrardan canlandırılabilecek bir kurum olduğunu söyler. Ve Muhammed İkbal'in bu düşünceleri de
Hayveydiyan diye bildiğimiz Hindistan'da eğitim görmüş bir Çince konuşan Müslüman tarafından Çin'e taşınmıştır. Yani buradaki bağlantıları görüyorsunuz. Yani Çin, Hindistan, Türkiye bunlar hep böyle entelektüel anlamda birbiriyle konuşuyorlar ve birbirlerinin fikirlerini özellikle Çin'e taşıyorlar diyebilirim. Şimdi Muhammed İkbal'in görüşüne göre gelecekte, şimdi değil, gelecekte hilafet ruhani ve birleştirici bir örgüt olarak yeniden tesis edilebilir. Ancak ve ancak bu, yani tek adam yönetiminde global bir ümmet devlet olarak değil. Ancak ve ancak bütün Müslüman devletler dekolonize olur, bağımsız cumhuriyetler olarak tekrardan kurulur ve bunların birleşmesi sonucu bir milletler cemiyeti gibi bir örgüt ortaya çıkar ve bu milletler cemiyeti gibi işleyecek olan örgüt hilafet görevini üzerine alır. Ve enteresan bir şey şu ki ben bunu hiç bilmiyordum, çok şaşırdım. Bu Muhammed İkbal'in bu hilafetle ilgili bu görüşü Ziya Gökalp'e dayanıyormuş. Yani bu benim bildiğim bir şey değildi. Çünkü biz Ziya Gökalp'i yani daha seküler işte Türk milliyetçiliğinin babası olarak görürüz. Ancak Ziya Gökalp'in çok benzer fikirleri var. Mesela işte gelecekte hilafetin Roma Katolik Kilisesi'ne benzer bir yapı olarak kurgulanması ama spiritüel bir yapı olarak kurgulanması. Ancak bundan önce bütün Müslüman milletlerin milli bağımsızlığını kazanması ve cumhuriyetlerini tesis etmesi ve kurulacak olan bu işte milliyetler cemiyeti gibi örgütün, hilafetin görevlerini üstlenecek olan bu örgütün dediğim gibi sadece ruhani ve etik fonksiyonlar üstlenmesi ve seküler kurumlarla asla ve asla çatışmaması, yani seküler devletin mekanizmalarına asla ve asla karışmaması gibi bir düşüncesi var. Tabii Ziya Gökalp bu düşüncelerinden muhtemelen daha sonraki yıllarda vazgeçti. Ancak Muhammed İkbal Ziya Gökalp'ten etkileniyor ve onun düşüncelerini, hatta bu konuda yazdığı bir şiir var. Ben o şiiri bulmuştum da şimdi bulamadım bu prezentasyonu hazırlarken. O şeyi taşıyor yani Hindistan'a bu düşünceyi. Çinli Müslümanlar da bu dönemde 1930'larda, 1920'lerin sonu 1930'larda olan hilafet konferanslarına katılmasalar da bir şekilde mektupla falan bir iletişim içerisine giriyorlar ve birkaç bir şey söylüyorlar. Eğer hilafet yeniden tesis edilecekse bir, sadece ruhani bir organizasyon olmalı, seküler devletlere karışmamalı. İki, başındaki kişi, yani halife olacak kişi bir şekilde seçimle gelmeli. Üç, belki bu hilafet kongrelerinin yeri Çin olabilir. Çünkü Çin diğer Müslüman devletlerden farklı olarak, Türkiye zaten bir opsiyon değil, işte Müslümanların yoğunlukla olarak yaşadığı bir ülke ve aynı zamanda kolonize bir ülke değil şeklinde bir takım önerilerde bulunuyorlar. Ziya Gökalp'in fikirlerini Çin'e bizim Ma kardeşler diye bildiğimiz, Türkiye'de üniversite okumuş iki kardeş, Ma Hongdao ve Ma Mingdao taşıyor. Ben açıkçası çok şaşırmıştım. Çünkü yine bu Çince dergileri tararken bir baktım, Ma Hongdao Ziya Gökalp'in Türkçülük nedir, siyasi Türkçülük, felsefi Türkçülük ve dini Türkçülük adındaki makalelerini çevirmiş. Ya bir dakika diyorsun, yani Türkçülük hakkında yazılmış bu makaleler Çin'e ne getirebilir? Ne gibi bir hani fayda sağlayabilir? Şimdi öncelikli olarak Ziya Gökalp'in şu klasik düşüncesinden çok etkileniyorlar. Yani hani işte bir Müslüman solidaritesi, bir dayanışması yaratılacaksa, oluşturulacaksa önce her millet kendi başına milli bağımsızlığını kazanmalı. Bundan etkileniyor. Bir sebebi bu. Ama daha farklı sebepleri de var. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikli olarak tabii ki Ziya Gökalp'in hepinizin bildiği İşte milletin ırk temelli olmadığı düşüncesi, milletin etnisite temelli olmaması gerektiği düşüncesi, milletin coğrafya yani teritorya temelli olmaması gerektiği düşüncesi, milletin vatandaşlık temelinde inşa edilmemesi gerektiği düşüncesi, milletin din temelli olmaması gerektiği düşüncesi, yani ümmet millet anlayışının olmaması. Bunlar önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunları anlamamız lazım ki Ma Hongdao'nun düşüncesini anlayalım. Millet
diğer Gökalp'e göre ortak bir kültür ve idealler esasına dayanıyor. Ve bu kültürü oluşturan unsurlar ise ortak dil, din, hissiyat, idealler, ahlak, estetik ve anlayış. Şimdi din dediğimiz zaman bir problem teşkil ediyor. Yani şöyle ki Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası din. Ama bu mentaliteyi, yani milleti bu şekilde inşa etmeyi düşünürsek Çin kontekstinde, bu Çinli Müslümanlar için ciddi bir tehdit oluşturacak. Çünkü hangi din, değil mi? Yani Çin milletinin dini nedir ve o esasta bir millet oluşacaksa o zaman Müslümanlar nereye oturacak? Böyle bir ikilem oluşuyor. Ve bu ikilem nasıl çözülüyor Ma Hongdao için? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Evet, şimdi Ma Hongdao Çin'de aslına bakarsanız Zhonghua Minzu diye anladığımız Çin milleti fikrinin önemli savunucularından bir tanesi. Yani Çin milletinde farklı etnik grupların bir potada erimesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu hepsini kapsayacak yeni bir millet, ortak kültür etrafında yeni bir millet oluşması gerektiğini düşünüyor ve bu milletin etnik olarak ayrışmamış olması gerektiğini düşünüyor. Bu dönemde tabii bu çok önemli bir unsur haline geliyor. Çünkü bir kere dediğim gibi Çin çok fragmente olmuş bir durumda. Savaş lordları var, birbirleriyle savaşıyorlar. Çin aynı zamanda Japon işgali altında ve Japonlar da aynı zamanda farklı etnik gruplara bağımsızlık sözü veriyorlar. Çin'den ayrılma sözü veriyorlar. Müslümanlar da dahil bunlara. Şimdi bu dönemde, bu fragmentasyon döneminde Çin'de 1930'larda Milliyetçi Parti'nin daha çok asimilasyoncu bir diskura kaydığını düşünüyoruz. Ve Ma Hongdao da aslında bu diskurun bir promotörü diyebilirim. Yani bunu savunan kişilerden bir tanesi. Hatta Chiang Kai-shek, Milliyetçi Parti'nin lideri, o kadar bunu ön plana çıkarıyor ki Çin'de birbirinden bağımsız farklı ırklar olmadığını, bu ırk olarak gördüğümüz unsurların aslında bir takım coğrafi sebeplerden, iklimsel sebeplerden, çevresel faktörlerden farklı kültürler geliştirmiş ama hepsinin ortak bir yerden, ortak bir atadan gelmiş insanlar olduğunu, gruplar olduğunu iddia ediyor. Ve Müslümanlar için de benzer bir şey söylüyor. Yani Müslümanlar, Çince konuşan Müslümanlar özellikle, buna Uygurlar vesaire de dahil, hepimiz aslında tek bir ortak atadan gelmekteyiz. Bunun içinde tabii ki bütün bilimsel arkeolojik kazılar falan kafatasları bulunuyor, ispat olarak ön plana çıkarılıyor vesaire. Ancak Çince konuşan Müslümanlar arasında farklı iki görüş var. Görüşlerden bir tanesi, biz Müslümanlar olarak Hindistan'daki gibi aslına bakarsanız farklı bir etnik grubuz. Yani Çince konuşan Müslümanlar için farklı Müslüman unsurlar, Türkiye konuşan, Türkçe konuşanlar, Çince konuşanlar, Moğolca konuşanlar hepsi bir Müslüman etnisitesini oluşturuyor ve Han'dan farklı. Bu bir görüş. Diğer bir görüş ise, evet, Uygurlar farklı bir ırk olabilir, Moğol Müslümanları ayrı bir farklı bir ırk olabilir ama Çince konuşan Müslümanlar, biz Hanlar içerisinde bir dini grubuz. Yani etnik bir kimlik değiliz, dini bir kimliğiz. Şimdi bu iki görüş var. Ma Hongdao bu görüşlerden tabii ki biz dini bir grubuz, etnik bir ayrı grup değiliz düşüncesini benimseyen tarafta diyebilirim. Şimdi dediğim gibi Uygurlar vesaire farklı olabilir ama bütün bu etnisitelerin, bu etnik grupların aslında bir şekilde bir potada, ortak kültür potasında eritilmesi gerektiğini düşünüyor. O ortak kültürel bir ruh etrafında birleşmesi gerektiğini ve bu yönde bir anti-emperyalist mücadeleye girmesi gerektiğini düşünüyor. Ama dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim. Dinin ortak kültür inşasında önemli bir rol oynaması, Çinli Müslümanların asırlardır korumaya çalıştığı ya da iddia ettiği kültürel özellik düşüncesiyle çelişmiyor mu? Çünkü Müslümanlar, Çince konuşan Müslümanların böyle bir iddiası var. Kültürel olarak özerk olma iddiası. Bunu nasıl çözecekler? Gökalp gibi Ma kardeşler de
aslına bakarsanız İslam'ın sosyal fonksiyonu ile ilgileniyorlar sadece. Fıkıh ve teolojisi ile ilgilenmiyorlar ve İslam onlar için bir takım evrensel ilkeleri barındırıyor. Yani İslam aslında bir ahlaki bir model. Evrensel ilkeleri ihtiva eden ahlaki bir model. Ve böyle baktığımız zaman aslında Konfüçyanizm ile İslam birbiriyle çatışmıyor, çelişmiyor. Birbiriyle örtüşüyor. Açıdan baktığınız zaman şu tarz makalelerin bu dönemde yayınlandığını görüyoruz. Antik kültürümüzün İslami hareketin Çin'de ihyası için kullanılması. Yani Konfüçyanizm ile İslam'ın örtüşmesi ve hatta Konfüçyanizmin İslam hareketinin bir parçası olması. Veya da antik kültürümüzün korunması Mafu Xiang tarafından yazılmış. Mafu Xiang savaş lordlarından bir tanesi ve Müslüman bir savaş lordu. Chiang Kai-shek'in de bir müttefiki. Çok enteresan bir şekilde Mafu Xiang bu yazdığı antik kültürümüzün korunması yani Konfüçyanizmin korunması adlı makaleyi Chiang Kai-shek'e yolluyor. Nedir bu antik ilkeler, Konfüçyan ilkeler? İşte anaya babaya saygı, iyilikseverlik, güvenilirlik, doğruluk, barış gibi ilkeler. Aynı zamanda bunlar Sun Yat-sen tarafından, Çin'in milliyetçi babası Sun Yat-sen tarafından da promote edilmiş bir takım ilkeler. Ve bu ilkelerin yeniden ihya edilmesiyle bu yeni kültür hareketinin 1920'lerdeki, onlardaki yeni kültür hareketinin ahlaksızca olarak nitelendirdiği ikonoklastik ve batılılaşmacı hareketine karşı da savaş edilebileceğini düşünüyor. Bu düşünceyi yani antik ilkelerin, evrensel değerlerin, antik evrensel Konfüçyen değerlerin canlandırılması düşüncesini yazdığı makaleyi yolladıktan sonra Chiang Kai-shek çok kısa bir zaman sonra yeni hayat hareketini başlatıyor 1930'larda. Bu çok enteresan yani ben de düşündüm belki bu yeni hayat hareketinin başlamasına Mafu Xiang'ın bu yazısı etkili olmuş olabilir diye. Şimdi yeni hayat hareketi bir hükümet tarafından yani devlet tarafından başlatılmış bir kültürel reform ve sosyal ahlak hareketi olarak düşünülebilir. Tam böyle faşist döneme denk geliyor diyebiliriz. Yani her bir bireyin, her bir vatandaşın bütün hayatının devlet tarafından düzenlendiği, disipline edildiği, askeri intizama sahip, disiplinli bir vatandaşın yaratıldığı bir sistemden bahsediyoruz bu yeni hayat hareketinde. Bu o kadar detaylı ki yani ayakkabınızı nasıl giyeceğinizden, dişinizi nasıl fırçalayacağınıza, bir başkasını nasıl selamlayacağınıza kadar sizin gündelik hayatınızı düzenlemeye çalışan bir devletten bahsediyoruz. Burada tabii ki amaç itaatkar, sadık ve ahlaklı Çin vatandaşları yetiştirmek, oluşturmak. Ama tabii ki bunu yaparken Chiang Kai-shek bu arada Hristiyandır. Ama seçici bir şekilde geleneksel ve modern bir takım ilkeleri harmanlıyor. Bu işte geleneksel ilkeler Konfüçyanizm'den seçiliyor. Ritüel, doğruluk, dürüstlük, ar duygusu gibi. Ve bunlar gayet esnek ve geniş bir şekilde tekrardan yorumlanıyor. Tabii ki modern ilkelerle harmanlanarak. Şimdi çok enteresan bir şey burada. Bunlar böyle çok geniş, esnek ve çatı bir ahlaki ilkeler olduğu zaman altında farklı dini sistemleri de barındırabiliyor. Yani Konfüçyen medeniyetin altında İslam da barınabiliyor çatışmadan, Hristiyanlık da barınabiliyor. Zaten Chiang Kai-shek de Hristiyandı, bunu söyledim size. Şimdi Çinli Müslüman reformcular da bütün bunlara baktıkları zaman kendilerine çok enteresan bir şekilde yeni hayat değerlerini en iyi benimsemiş unsurlar olarak lanse ediyorlar. Ya yani biz bunun örneğiyiz şeklinde bir iddiada bulunuyorlar. Dediğim gibi yani Konfüçyanizm ile İslam'ın harmanlanması sonucu tam olarak devletin istediği, otoriter devletin istediği, o yaratmak istediği vatandaşın bir modelini Müslümanların teşkil ettiğini iddia ediyorlar. Mahung'da da bunlardan bir tanesi. Şimdi son slaydıma geldim. 2 dakika içerisinde bitiriyorum. Yalnız bu bahsettiğim yeni hayat hareketi ve Chiang Kai-shek'in bu yeni vatandaş yaratma çabası
çok radikal bir yere evriliyor 1930'ların ortalarından sonlarına doğru. Japonya istilası var, Japonya işgali var vesaire. Bir otoriterleşme, hatta totaliter bir yere doğru evrilme söz konusu. Aşırı derecede milletin kültürel ve ırki birliğine vurgu yapılmaya başlanıyor. Yani tamamen asimilasyoncu, hatta ırkların varlığını, etnisitelerin varlığını reddeden bir yere evriliyor. Aynı zamanda Müslüman milletlere veyahut da farklı unsurlara kendi dinlerini bir kenara koymaları, onun yerine işte kutsallaştırılmış devlet ideolojisini benimsemeleri salık veriliyor. Bu dönemde baktığınız zaman Sun Yat-sen'in, yani Çin milliyetçiliğinin kurucu babasının tanrısallaştırıldığını görüyoruz. Ve onun yazdığı Halkın Üç İlkesi kitabının da devletin yeni ideolojisinin kutsal kitabı haline getirildiğini görüyoruz. Türkiye'ye gönderilen He Yaozu adındaki büyükelçi Çinli Müslümanlara bunu salık veriyor. Bakın Türkiye'ye nasıl Muhammed'in yerine Mustafa Kemal'i koydular. Hatta o meşhur şiir vardır ya, Arap Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter falan. Bu tarz örnekler veriyor. Sizin de yapmanız gereken bir Arap kahramanı olan Muhammed'e olan bağlılığınızdan vazgeçip bir Çinli olarak Sun Yat-sen'e bağlanmanızdır şeklinde. Ancak ve ancak bu, tabii ki bu tarz bir radikal diskur Çinli Müslümanların çok da hoşuna gitmiyor. 1940'lara geldiğimiz zaman Japon işgali sona eriyor. Milliyetçi Parti ile Komünist Parti birbiriyle çatışmaya başlıyor. Ve Komünist Parti milliyetçi asimilasyoncu diskura karşı eşitlikçi, farklı etnisiteleri Çin'de tanıyan yeni bir model geliştiriyor. Ve Çince konuşan Müslümanlara da etnik bir kimlik sözü veriyor. Biz sizi etnik bir kimlik olarak tanıyacağız ve size otonomi vereceğiz şeklinde. Zaten bu da Çince konuşan Müslümanların çok istediği bir şey. Yani seküler bir devlette dini iddialarda bulunamıyorsunuz. Yani dini bir mektep kuramıyorsunuz ama etnik bir unsur iseniz dini mektebinizi etnik kültürel bir mektep olarak kurabiliyorsunuz. Yani İslam Hui etnisitesinin kültürü olmuş oluyor. O yüzden de bu TTP'nin, yani Çin Komünist Partisi'nin Çinli Müslümanları bir etnisite olarak tanımlaması Çince konuşan Müslümanlar tarafından da destekleniyor. Zaten 1920'lerden beri onların böyle bir mücadelesi vardı. Yani bahsettim ya, Ma Hongdao asimilasyoncu tarafta dini bir unsur olarak görüyor Han içerisinde Huileri, ama çoğunluk etnisite olarak tanımlanmak istiyor. Baktığınız zaman Komünist Parti'nin zaferiyle beraber 1950'lerde Huiler bir etnik unsur olarak tanımlanıyor. Çince konuşan Müslümanlar bir etnik unsur olarak tanımlanıyor ve ondan sonra da bu Türkiye modeli, yani 1950'lerde tanımlanıyor ama öncesinde 1940'larda Japon işgalinin bitmesiyle beraber bu Türkiye modeli Çinli Müslümanlara ya da işte Çinlilere bir örnek olarak tamamen ortadan kalkıyor diyebilirim. Yani bu genel itibariyle 20'ler, 30'lar ve 40'ların başında gördüğümüz bir olgu diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadardı.